Salih Tuna 31 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Beretal Bayrak bunun için mi hedef seçildi? Merhume Ayşe Şasa bir defasında herkes geleceğe doğru hayal kurar. Bense geçmişe doğru demişti. Pandemiden sonra bendeki halde eni konu böyle. Geçmiş zamanın peşindeyim. Piyasada işim kalmadı. Geçen gün Akif Emre ile 81'de kaldığımız evin önünde buldum kendimi. Bir köşede durdum, baktım, baktım. Eskiden de nostalji müptelasıydım ama bu hal başka. 12 Eylül öncesi henüz 13-15 yaşlarındayken duvara yazdığım DGM'ler bizi susturamaz yazısını yıllar sonra görünce çok heyecanlanmıştım. Fakat sırf bu yazıyı görmek için de kalkıp memlekete gitmezdim. Şimdi öyle mi ya? Yaklaşık 30 yıl önce Avrupa'da tiyatro turnesi yaptığımız kimi yerlerdeki duvar yazılarımız hala duruyor mu acaba? sorusuna cevap bulmak için yurt dışına çıkmak isterim. Evet, sırf bu nedenle başka hiçbir yeri ne görmek istiyorum ne de merak ediyorum. Her vesileyle düne yolculuk yapıyorum. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, birkaç gün evvel bankacılık sektöründe sermaye gelirlerinin %40'larda, enflasyonunsa %70'lerde olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını belirtti ya, ben yine düne gittim. Ahmet Kekeçli buluşma noktalarımızdan birinde tanık olduğumuz çok ilginç bir ticari zekayı hatırladım. Anlatacağım fakat öncelikle Garanti BBVA Genel Müdürü'nün ne demek istediğini herkesin anlayacağı bir dille vuzuha kavuşturalım. Şunu diyor, parayı 40 TL'den satıyorum ama bunun bana maliyeti 70 TL. Bunu sürdüremem, batarım. Diyebilirsiniz ki batsın, daha beter olsun. Hatta tüm bankaların canı cehenneme, bununla da yetinmez. Brett'in banka kurmanın yanında banka soymak nedir ki sözünü de hatırlatabilirsiniz. Gel gelelim bankalar batınca sistem de batar. Onu ne yapacağız? Sistemde de yerel değil küresel dünya sistemi. Kapitalist dünya sistemine karşı çıkmak yetmiyor. Küffarın hepsine karşıyız ama önceliklerimiz var. Denge politikası da nihayetinde bundan ilmi siyasetten neşet etmiyor mu? Neyse, anlatacağıma döneyim. Ahmet Kekeç'le buluşma noktalarımızdan biri dediğim kebapçıdan bozma, merhum Hüseyin Kartal'ın kitap eviydi. Bir gün baktık, kitaplarda %80 indirim yazıyor. "Hüseyin abi, tahliye mi ediyorsun?" dedim. "Ne alakası var?" dedi. Ahmet kendine özgü o müzip gülümsemeyle abi yayın evlerinden yüzde kaçla alıyorsun bu kitapları dedi. Değişiyor yüzde otuz yüzde kırk arasında dedi. Yüzde elli zararına satıp nasıl kazanacaksın abi demeye kalmadı. Siz anlamazsınız oğlum diye kestirip pattı. Bizden açar bize indirimsiz satarsan alırız dedik. Hep birlikte güldük. Ahmet Kekeç, Hüseyin abimizin vefatının ardından yazdığı yazıda takılmalarımıza katlanırdı. Mukabil takılmalarıyla canımızı sıkardı. Daha doğrusu canımız sıkılmış gibi yapardık. Oyunumuzu fark edince kızar, içinde ulan geçen cümlelerle saydırırdı demişti. İkisi de yok şimdi. Nasıl özlüyorum anlatamam. Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'un meskur sözü uyarıcılık bakımından bana İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin 1992'den beri birçok krizi izledim. Ben böyle döviz saldırısı görmedim şeklinde özetleyeceğimiz 2018'deki konuşmasını çağrıştırdı. Sayın Berat Albayrak bütün bu finans saldırılarını püskürtmüş, bedelini de sistemli bir lince maruz kalarak ödemişti. Fatih Erbakan'ın da belirttiği gibi onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen %25'lerde devraldığı enflasyonu %11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı. Yine hatırlatayım, Babacan döneminde 2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık verdik. Berat Albayrak döneminde 2019'da 1.6 milyar cari fazla verdik. Sadece cari fazla vermek bile harici bedbahların olanca saldırısını açıklamaya yeter. Peki dahili bedbahların yani içerideki gevşeklerin, kalplerinde hastalık olanların, mürayilerin, velhasıl beyinsizlerin sinsice saldırılarını açıklamaya yeter mi?